Değerli izleyiciler, Almanya'da konut krizini çözmek isteyen hükümetten yeni ve radikal bir karar geldi. İnşaat sektöründe kriz ve vatandaşın konut sıkıntısı baskısıyla karşı karşıya kalan Alman hükümeti, 2025 yılı için planlanan yeni bina verimliliği kurallarının sıkılaştırılmasını askıya alma kararı aldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz İnşaat ve konut sektörünün istikrara kavuşturulmasına yönelik uygun fiyatlı konut için ittifak günü dolayısıyla eyalet ve belediyelerden 30'dan fazla dernek ve temsilciyi kabul etmeden önce 14 maddelik önlem paketini sunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Scholz, zor durumdaki inşaat sektörünü desteklemek için hükümetin bina yalıtım standartlarını daha katı hale getirme planının süresiz askıya alındığını belirterek daha fazla uygun fiyatlı konuta ihtiyacımız var. Şimdi yeni standardı hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. Konut inşaatı faaliyetlerini büyük ölçüde genişletmeliyiz dedi. Alman hükümeti yüksek faiz oranları ve artan maliyetlerden etkilenen inşaat sektörünü desteklemek için 45 milyar avroluk bir yardım paketi de açıkladı. Buna göre federal hükümet 2027 yılına kadar uygun fiyatlı konutlar için 18 milyar avro fon sağlayacak. Yardım paketinin geri kalanını ise eyaletler ve belediyeler üstlenecek.